2 numaralı görüntüleme aletimizdeyiz. MR cihazı Üç kitaptan yine inceleyeceğiz. Her biri de böyle yarım paragraf, yarım sayfa falan sunmuş. İlk olarak devlet yayınlarıyla başlayalım. Manyetik rezonans, kısaca MR, görüntüleme, zararlı radyoaktif maddelerin kullanılmadığı bir görüntüleme tekniği. Neden? Çünkü radyo dalgaları kullanıyor. Radyo dalgaları eğer zararlı olsaydı bu kadar radyo yayına maruz kaldığımızda cortlardık, yerimizden pırtlardı yani bu durum. MR cihazı yapısında mıknatıs bulunan ve görüntüleme sürecinde radyo dalgaları kullanılan bir cihaz cihazda bulunan güçlü mıknatısların oluşturduğu manyetik alan içerisinde ne oluyor çocuklar? İnceleyeceğimiz hücrenin atomunun çekirdeği titreşiyor. Ve titreşen bu çekirdeğin üzerine radyo dalgalarını gönderiyoruz. Radyo dalgalarının belli bir frekanstayken çekirdek tarafından tekrar cihaza gönderilmesi sonucunda da ne yapıyoruz? Bir görüntü elde ediyoruz. Yansıyan dalgalar bir bilgisayar yardımıyla hareketsiz ya da hareketli görüntüye dönüştürülür. İşte burada cihazı ve görüntü görüyoruz. İşte ben bel kıtım, boyun kıtım falan vardı. MR'a zırt pırt girdik yani. Isaac Ruby, 19... bunu nasıl okunduğunu bilmiyorum. 1930 yılından itibaren ne yapmış? Çekirdeğin doğası hakkında çalışmalar yapmış, araştırmalar yapmış ve sonunda bu MR cihazını icat etmiş. Ve bu icadı sayesinde 1944 yılında adama fizik Nobel ödülünü almışlar. Al kardeşim sen olsun bu sene demişler. Bakın X ışınları ta 1895 yıllarında falan böyle keşfedilmişti. Neredeyse aradan 50 yıl geçtikten sonra MR'ı görüyoruz. O yüzden X ışınlarını ne dedik en, eksi, en eski görüntüleme tekniklerinden biridir demiştik. Bitti geldik Başak yayıncılığa Anadolu Sesi kitabı yine. Özellikle yumuşak dokuların görüntülenmesinde kullanılır. X ışınları mesela kemik için elde etmiştik. Ne yapıyoruz burada yumuşak dokunun görüntüsünü elde etmeye çalışıyoruz. Hastalık işte yumuşak bir et dokusu yani. Güçlü bir elektromanyetik alan içeren bir silindirin içinde yatarken kısa süreli radyo dalgaları gönderilir. İşte bu silindirin içine gösteriyor kısa süreli yani bir yarım saat falan sürüyor. Arkadaşlar böyle hani içeri giriyorsunuz. Hani korkunç değil tamam ama kapalı bir alan yani bir tabutumsu bir hissiyat doğurmuyor değil. İnsan bir tabutun içinde gibi hissediyor kendini. Sonra da bir ses geliyor, bir ses geliyor. Allah'ım oğlum ne oluyor diyorsunuz ya. Yani sen benim mi patlıyor acaba diyorsunuz. Böyle bak. Gerçekten böyle sesler geliyor ve artık hani böyle huzura ermeye çalışıyorsunuz. Tamam ben öldüm artık falan diyorsunuz. Ay çok çok şey yani değişik bir hissiyat oluşturuyor. Neyse atlatıyorsunuz bir şekilde. Benim eniştemin kapalı olan korkusu var. Asansörlerde falan asansör kaldığında kapıları gibi mutlaka. Ya çıkarın beni çıkarın beni diye. Buna gireceğim diye ötü patladı. Yani o kadar erteledi, o kadar erteledi ki sonunda girmek zorunda kaldı içine. Ve asistan hani şey demiş oradaki. Bir sorun yaşanırsa bacağınızı hafiften kaldırın. Hani işlem diyor ki ya o bacağı belki 5-10 kez kaldırdım. Her seferinde durdurup ne oluyor beyefendi bir şey <laughs> Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. <laughs> Panik atak geçiriyor adamcağız. Sonunda artık sabretmiş de almışlar görüntüyü. O da bir boku yaramadı zaten neyse. Manyetik alan içinde radyo dalgaları ile uyarılan dokularda yarılan hidrojen atomları ivmeli hareket yaptıkları için elektromanyetik ışıma yapar. Aynı bu hani bizim gıdalarımızı mikrodalga fırınlarda çalıştırmamıza benzemiyor mu? Burada ısıtmamızın yöntemi de o değil mi? Atomları titreştirmemiz. Evet. Gerçekleşen bu ışımaları algılayan 6,6'daki silindirik cihazın üzerindeki alıcılar bu bilgiyi bilgisayara gönderir. Ve incelenen alanın oldukça kaliteli bir resmi elde edilir. Meydana gelen ışıma dokuda bulunan hidrojen atomlarının yoğunluklarına ve hareketlerine göre Görüntü oluşturur. Yani işte tıp istiyorsunuz. Tıpçılar. Ha, biz olmasak sizin sizinle nah, tanırız. Yani Fizikçiler şey diyorsunuz. Kaka. Fizik yani ne kadar çok alan içinde. Bak bir Allah aşkına. Çevrene bir bak da. Yani hani böyle her şey efeştireme değil yani. Aslında etrafına bir bak. Eğitim sistemin seni fizikten soğutuyor. Gerçekte sen fizikle iç içeceksin zaten. Yürürken bile elini kolunu böyle yaparken açısal momentum korunumunu sağlıyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Mesela küçücük gün. 4-5 yaşındayken kaldırımın kenarında böyle yürümek istiyorsun. Şöyle ellerini açıyorsun devrilmemek için. Ne yapıyorsun orada? Eylemsiz torkunu kullanıyorsun. Devrilmeye karşı, dönmeye karşı ne yapıyorsun? Zorluğunu artırıyorsun. Ellerini uç. A yani eylemsiz momentini artırıyorsun ya yani elini böyle yaparak. Bunları biliyorsun aslında ama işte biz eğitim sistemiyle sizin beyninizin içine böyle tabak dolması yapar gibi oyuyoruz. Sonra içimize istediğimizi tepiştiriyoruz işte. Neyse meydana gelen ışıma dokuda bulunan hidrojen atomlarının yoğunluklarına ve hareketlerine göre görüntü oluşturur. MR cihazında radyasyon kullanılmaz. Evet bu önemli. Yararlı, zararlı bir aşağıdaki görüntüleme cihazlarından hangileri zararsızdır dediğinde MR'ı alacaksın. Onun yerine manyetik alanda alanla vücuttaki hidrojen atomlarının çekirdeklerindeki proton radyo dalgaları ile uyarılır. Dolayısıyla MR cihazının canlılar üzerinde olumsuz şu ana kadar tespit edilmemiştir. Gerektiği anda hamile bayanlar bile güvenli bir yolla MR çektirebilirler. Geldik manyetik rezonansı Pemlisesi kitabından bir kez daha bakmaya. Burada da işte şuradaki asistanın, çalışanın gördüğü görüntüleri gösteriyor. Bu kadar kötü Photoshop olur ya. Bu kadar çirkin yapılabilir. Aynı hal alacak. Gidin çekin işte bir fotoğraf. Ben size çekim koyun oraya. Manyetik rezonans görüntüleri 1946'da tanımlanmasına rağmen ilk olarak 1973 yılında kullanılmıştır. Ha, adam keşfediyor ama bunun kullanımı demek ki öyle kolay kolay e, olmuyor. Aradan bayağı bir yıl geçmiş bakınız. Ülkemize ise ilk kez 1989 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi kullanılıyor. Canım İzmir ya. Nasıl 9 Eylül Ege'yi burada tokatlamışsın? Puanlarda geridesin ama ha? Bir zamanlar 9 Eylül Üniversitesi'nin bütün bölümleri çok daha yüksek puanlara sahipti de ne olduysa bilmiyorum işte. Prestij kaybı yaşadı. Yani ben düşünüyorum Elektrik elektronik mühendisliği bile o kadar yüksek puanla alırdı. Oradan mezun olan çocuğu asarsana kapmışlardı da ben de hani sürünürken atanmak için uğraşırken o çocuk o zamanlar çift maaş, iki ayda bir çift maaş bir de 5000 lira maaşla işe başlamıştı. Neyse. Manyetik rezonans görüntüleme, nükleer manyetik rezonans görüntüleme ya da manyetik rezonans tomografi isimleri ile anılır. MR, manyetik rezonans görüntülemesine de bir harf daha yaklamış yapıştırmışız sağlık alanında kullanılan görüntüleme yöntemlerinden biridir. Canlı dokulara manyetik alan içerisinde gönderilen radyo dalgalarının etkisiyle hareket eden hidrojen atomunun yani titreşime geçen hidrojen atomunun yaptığı ışımları görünür hale getiren cihazlara MR cihazı denir. Çalışma prensibi olarak hidrojen atomunun çekirdeğinde bulunan proton güçlü bir manyetik alanın etkisinde bırakılır ve üzerine radyo dalgaları gönderilir. Hastalıklı dokulardaki su miktarı sağlıklı dokuya göre daha fazla olduğundan hastalıklı dokudaki proton yoğunluğu da fazla olur. Radyo dalgaları demek ki süt yani su daha çok o zaman H2O daha çok, H daha çok, proton daha çok. Radyo dalgaları ile karşılaşan protonlar yoğunluk, dağılım ve dizilişlerine göre farklı sinyaller oluşturur ve bu sinyaller MR cihazı tarafından görüntüye dönüştürülür. MR cihazlarında radyasyon kullanılmadığından bu cihazlar canlı dokular için zararlı değildir. MR cihazı yumuşak dokuların görüntülenmesinde, beyin ve omurilik hastalıklarının teşhisinde ve kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının tespitinde kullanılır. Evet hemen ne yapılır mesela benim kız kardeşim geçenlerde düştüm kafayı cort batlattı. <laughs> Kafa şişti arkadan. Ne yaptı arkadaşlar? MR'a soktular. Oradaki bu ne oldu ya? şey var ya hani <laughs> Yahudiler şuradan övülüyor saçları. Aynı onlara benzedim. Evet. <laughs> of çok komik oldum. Neyse. Bittirdim videoyu. O yüzden burayı hiç şey yapamayacağım. O kafayı buradan çarpınca çocuklar. Aman şunu şöyle sökeyim tamam. Çarpınca emana soktular. İşte benim dediğim gibi buradaki boyun fıtığı, bel fıtığı nerede ne var onları anlamak için de emana soktuk. Dokuları inceledik. Vücudunda metal protez, kalp pili olan kişilerin emanları cihazına girmelerinin neden sakıncalıdır araştırınız demiş. Evet sonuçta orada bak şimdi hani mıknatıslar kullanıyorsun. Büyük güçlü mıknatıslar. Orada da bir tanecik metal bir şeyin var. Mıknatıs onu ne yapacaklar? Çekecekler. Eee, derenin altından <laughs> diye pıtçıklayabilir yani. Değil mi? Belki bundandır. Bilmiyorum. Sen araştır hadi. Belki de ben yalan söyledim şimdi. Hadi öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Hoşça kal. 809 dakikayla bitirmiş olduk. Ya tam 9 dakika hakkımı dolduracağım ya. Şimdi bir çay içeyim ben. Ya öpüttürerek çay içenler hiç sevmem. Boşlar kızım. Bak ki var ki var Oh be ne güzeldi ya. Allah. Hadi görüşürüz çocuklar.